Arkadaşlar merhaba. 11, 12 ve 13. haftada yani son 3 haftamıza girdik. Son 3 haftada da biz kirişlerdeki donatıyı hesaplayacağız. Bu donatıyı hesapladıktan sonra Allah kısmet ederse eğer dönemimiz bitecek. Şimdi Mergen'e örnek projenin tüm verilerini yükledim. Bu hafta son 3 hafta yapacağımız verileri. Geri kalan zaten sizde vardı. Şimdi siz bu hafta ne yapacaksınız? İşte bu hafta ne yapacağız? Diyeceğiz ki işte şu 1-1 aksındaki kolonları, kirişleri yani şu çerçeve sistemi alacağız. Bu çerçeve sistem üzerindeki şuradaki 3 tane kirişin donatı alanını hesaplayacağız. Sonra siz bu donatıları yerlerine yerleştireceksiniz. Şimdi biz bunları yaparken ben kestim aldım. Tabii örnek projeye göre çözdüm ben bunları. Mesela sizde işte şurada S1 dediğim kolon sizde S6, şu S2 dediğim 12, 18, 24 diyecekmiş. Şu K1, K2, K3 dediğimiz kirişlerde sizde işte K11, K22, K33 ya da 34 diye gelecek işte. Şimdi önce ne yaptık? 1-1 aksını aldık. Bakın arkadaşlar şu 1-1 aksı. Şimdi 1-1 aksını aldıktan sonra bu hafta hesabını yapacağımız şeyleri yazacağız önce. Bize ne lazım onları yazacağız. Şimdi biz daha önce ne yaptık? Daha önceki derslerde kirişe gelen yükleri hesapladık. Ne yaptık? Dedik ki design hesap demekti. Moment için bu da yüktü. Moment için moment hesabında kullanacağımız hesap yüküydü. Her bir kirişin kendi hesap yükünü yani şu PMD ile gösterdiğimiz yüklerini getirdik. Üzerlerine yazdık. Bunları yazdıktan sonra yine geleceğiz. Her bir kirişin bakın ne yaptık? Hesap açıklıklarını yazdık. Bunları yazdıktan sonra yine geldik. İşte dedik ki birinci kirişimizin atalet momenti örnek projede 106.53'müş. İkinci kirişimizin atalet momenti 100.68'miş. Üçüncü kirişimizin atalet momenti 106.53'müş. Önce ne yaptık? Kirişin yükü ve kirişin atalet momentlerini yazdık. Alt tarafta zaten kirişlerimizin hesap açıklıkları vardı. Daha sonra kolonlara geldik. Kolonlar için ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki kendi okulumuz için düşündüğümüzde işte kantinden tuttunuz en yukarıya kadar kolon aynı ebatta gitti. Aynı ebatta gittiği için biz atalet momenti aldık. Şimdi biz bu atalet momentlerini hesaplarken her bir kolonun hem yatay hem düşey eksen için atalet momentini hesaplamıştır. Şimdi hemen getirdim kalıp planı şöyle tuttum bakın. İşte kalıp planını tuttuğunuz zaman tuttuğunuz doğrultuya doğru bakacaksınız. Bakın şöyle tuttuğunuz kalıp planını aldığınız kesite baktınız. Şimdi biz daha önce ne demiştik? Demiştik ki biz hesap yaparken ya da herhangi bir şeyi kontrol ederken projeyi betonarme projeyi kontrol ederken ne olacaktı? Merdiven her zaman bize doğru gelecekti. Çünkü biz merdivenden yukarı çıktık. Şu merdivenin altına doğru şöyle yatay eksen, düşey eksen yazdık bakın. Şöyle eksenleri yazdık. Dedi ki şu işte 4, 5, 6 yani 1'den 6'ya kadar olan akslarımızın hepsi hangi eksen üzerinde? Yatay eksen üzerinde. O zaman biz diyeceğiz ki şöyle tuttuğumuz zaman, baktığımız zaman bizim şu K11, K22, K33 ya da 34 olabilir. Bu kirişler hangi eksen üzerinde? Düşey eksen üzerinde. O zaman biz ne yapacağız? Bu kolonlar düşey eksen üzerinde ya da şöyle tuttuğumuz zaman tuttuğunuz doğrultuda hangi şekildeyse. Bakın biz şöyle tuttuğumuz zaman hangi eksen üzerinde biz hangi eksenden baktık? Biz şu taraftaki eksenden baktık. Yani yatay eksenden baktık. Şöyle kağıda tutun. Bir ucundan diğer tarafa bakın. Hangi tarafta bakmışsanız şuraya göstereyim şöyle. Şöyle kağıda tuttuğumuz zaman bizim baktığımız doğrultu şurada olacak. Bizim baktığımız doğrultu yatay eksen. O zaman biz ne yapacağız? Kolonların yatay eksen üzerindeki atalet momentlerini alacağız. Yani hangi doğrultuda bakmışsanız o doğrultudaki atalet momentlerini alacaksınız. Şimdi atalet momentlerini yazdıktan sonra geldik şu kenara yazdık. Bizim kat yüksekliği dediğimiz. Kat yüksekliği nedir? İşte bulunduğunuz zeminden bastığınız yüzeyle üst katınızdaki elemanın ya da üst katınızdaki amcanızın, dayınızın vesaire kim varsa onun bastığı yüzey arasındaki mesafe. İşte bizim buradaki kat sayı, kat yüksekliğimiz 3,5 metreymiş. Bizim bu örnek proje için. Şimdi bunları yazdık. Bunları yazdıktan sonra hemen getirdim. Şuraya yazdım bakın. İşte dedik ki bizim bu I dediğimiz atalet momentiydi. Kirişin atalet momenti, kolonun atalet momenti, kolonların hesap yükü. Bunları yaptıktan sonra birkaç tane şey hesaplayacağız. Diyeceğiz ki büyük K harfi yazdık. Bu büyük K harfi bizim için R'dir olacak. Bakın büyük K harfi R'dirmiş. Biz bu büyük K harfini bulurken ne yapacağız? Kiriş için ve kolon için hesaplayacağız. Örnek verdim. Sol taraftaki işte şu birinci kolonun atalet momentini hesaplarken diyeceğiz ki birinci kolonun atalet momenti bölü birinci kolonun hesap boyu yani kat yüksekliği olacak kolon için 3,5 yazacağız işte. Bunları yapacağız. Ya da ne yaptık? Dedik ki işte K1 kirişi için mesela bakın biz bunu ne yaptık? Şu S1 kolonu için büyük K harfi hesapladık. R'dir.
Geldik dedi ki K1 kirişinin redörünü hesaplayalım. Bunu hesaplarken de yine K1 kirişinin atalet momentini K1 kirişinin hesap açıklığına böleceğiz. Bakın her birini ayrı ayrı yapacağız. Şimdi biz bunları hesaplayalım. İşte hesapladığımız varsa getirdik şunları yerlerine yazdık. Dedi ki işte şurada büyük K harfi 374.34 çıkmış. Getirdik yazdık. Büyük K harfi 16.34 yazdık. Büyük K harfi bakın her birinde ne yaptık? 100.68 bölü 3.52 dedik. Hemen altına yazdık. 28.6 yine K harfi büyük R4'ü K büyük harfi R4'ü 16.09 getirdik. Kolonlarınkini de altına yazdık. Dedi ki K 63.43 yine R4'ünü hesapladık. 73 yine getirdik R4'ünü hesapladık. Ne oldu? Şurada da 409.42 oldu. Şimdi bunları hesapladık. Biz bunları ne yapacağız? Biz biraz sonra hesabını göreceğiz ama biz betonarme dersinde zaten bunları yaptık. Kısaltılmış Cross metodu ya da Biro metodu. Biz Biro metoduyla ne yapacağız? Bu sistemin çözümünü yapacağız. Şimdi Biro metoduyla çözüm yaparken tablomuzu oluşturduk önce. Betonarme defterleriniz vardı zaten. Notlarınız herkes notunu tam tutmuştu. Bakın şöyle getirdik. Her bir açıklığı kendisine kolonların altına gelecek şekilde yazdık. Bakın. Şuraya yazacağız. Bu sefer şurada ilk yazacağımız şey küçük K. Bu küçük K neydi? Biz bu küçük K harfleriyle momente dağıtmıştık. Yani momenti dengelemeye çalışmıştık. Getirdik. Şurada yazdık. Her bir açıklığın hem sol tarafı hem sağ tarafı için K olacaktı. Bakın her bir açıklığın sol tarafı sağ tarafı için moment dağıtma sayıları olacaktı. Biz ne yapacağız? Bu moment dağıtma sayılarını hesaplayacağız. Şimdi biz bunları hesaplarken neye bakacağız? Burası çok önemli. Bunları kaçırmayın. Şimdi şuraya geldik baktık bakın. K1 dediğimiz şurası. Küçük K1. Küçük K2'de sağ taraf. Bir sol taraf için açıklığın bir de sağ tarafı için bizim ne yapmamız lazım? Moment dağıtma sayısı hesaplamamız lazım. Şimdi biz buradaki K'yı hesaplarken burada kaç tane çubuk birleşmiş ona bakacağız bakın. Üst tarafta kolon var 1 çubuk. Alt tarafta kolon var 2 çubuk. Sağ tarafta kiriş var 3 çubuk. Hemen getirdik. Şeklimiz neyse o şekli çizdik bakın. Şekli şöyle kesitimizi aldık. Şu kesitimiz büyük K'ları yazdık. Büyük K'yı hesaplamıştık. 374.34 kolonlar da zaten aynı olacak. Üstte altta çünkü kesitleri aynı. 374.34 getirdik. Kirişin K'sını yazdık. 16.34. Biz neyi hesaplayacağız? Şuradaki K1 değerini hesaplayacağız. Yani moment dağıtma sayısını hesaplayacağız. Biz bu sayıyı hesaplarken diyeceğiz ki bakın küçük K1 eşit olacak. Kaç tane K varsa işte ABC diye yazacağım. İşte 3 tane var. 3 tanenin K'larını getireceğiz. 3 tane şöyle yazayım ben. K1 değeri diyeceğiz. Şimdi bu K1 değerini hesaplarken nereninkini hesaplayacağız? Bakın ne için hesaplayacağız? Kirişin sol tarafı. O zaman diyeceğiz ki kirişin sol tarafındaki K değeri. Bölü diyeceğiz. Bizim şuradaki noktada kaç tane çubuk birleşmişse her birinin K'larının toplamı. Yazdık. 16.34. Üst taraftaki koluna baktık. 374.34. Alt taraftaki koluna baktık. 374.34. Şimdi biz bunu hesapladığımız zaman işte 0.00 vesaire bir şey çıkacak. Yani 0. bakın. Bizim için şöyle yazayım şurada. 0.1'den küçük çıktı. Biz diyeceğiz ki eğer bizim şu küçük K değeri 0.1'den küçük çıkmışsa biz bu K değerini her zaman ne seçeceğiz? 0.1 seçeceğiz. Tablomuzu getirdik. O zaman dedi ki şu K1 değerini hesapladık. Bizim şuradaki K1 değerimiz neymiş? 0.1 çıkmış. Yine geldik. Bu sefer diyeceğiz ki birinci açıklığın sağ tarafındaki K değerini hesaplayacağız. Bakın. Hesaplama yapacağımız kirişimizin sağ ucu. Bu sefer buraya baktık. Bakın sağda kiriş var. Solda kiriş var. Üstte kolon var. Altta kolon var. Kesitimizi aldığımız zaman K2 için. Bakın şöyle yazdık. Biz sağ uç için hesaplayacaktık. Bizim K2 değeri şuradaydı. Bakın şurada bir tane K değerimiz var. Öyle değil mi? Bakın getirdik yazdık. Buradaki K değerimiz 16.34. Sağ taraftaki kirişe baktık. 28.6. Üst taraftaki kolona baktık. 64.43. Alt taraftakine baktık. 64.43.
43. Şimdi K2 değerini hesaplarken biz diyeceğiz ki yine getirdik şuraya bak, bakın. Bizim bu K2 değeri nerede? Şu K1 kirişinin sağ ucunda. Bakın K1 kirişinin sağ ucunda. O zaman hangi kiriş üzerindeyse o kirişin K değerini aldık, yazdık. Dedik ki bizim değerimiz 16.34. Böyle diyeceğiz. Burada kaç tane çubuk birleşmişse her bir çubuğun K değeri. 16.34 kirişin kendiydi. Sağ tarafta 28.6, üst tarafta 64.43, kolon alt tarafta 64.43, kolon yine hesapladınız işte bu 0.01'den küçük, yani 0.1'den küçük değer çıkar. Bu 0.1'den küçük çıktığı için biz ne yaptık? Şunu 0.1 aldık. Şimdi her bir kiriş için bizim ne yapmamız lazım? Bu K değerini hesaplamamız lazım. Bakın bu sefer geldik, dedi ki birinci kirişin hem sol ucu hem sağ ucu için hesapladık. İkinci kirişe baktık. İkinci kirişin sol ucunda K3 var. Küçük K3. Sağ ucunda küçük K4. Yani biz ne yapacağız? Bu K'larla moment arttıracağız. Küçüklerle. Büyükleri bizim için R4'ü, küçükleri de moment arttıracağız. Şimdi K3'ü hesaplarken K3'e baktık yine. Bakın K3 nerede? Biraz önce çizdiğimiz şeklin aynısı. Bakın. Bu sefer önce sol tarafı hesaplamıştık. Bu sefer diğer kirişe geçtiğimiz için diğer kirişin sağ tarafı oldu. Dedi ki K3 değeri burada. Üst taraftaki kolon 64.43. Üst taraf neyse alt tarafta aynı olacak. Yazdık. Sol taraf 16.34'tü. Sağ taraf 28.6'ydı. Şunu hesapladık. Dedi ki K değerimiz eşit olacak. K2 kirişinin için bu değeri hesapladığımızda K2 kirişinin büyük K değerine baktık. 28.6. Bölü diyeceğiz. Bu noktada birleşen tüm çubukların K değerleri 28.6, 16.34. İki tane neyimiz var? Alt ve üst aynı olduğu için ikisini yazmadım tekrar ayrı ayrı. 2 ile çarptım. 64.43. Şimdi bunu hesaplayayım ben. Şuradaki değerimizde ne çekmiş? İşte 166 çekmiş. Şimdi burada 0.1'den büyük olduğu için biz ne yaptık? Direkt kendisini aldık. Bakın getirdik yine tablomuzda yazdık. Şurayı hesapladık 0.1'de. Şurayı hesapladık 0.166. Tamamı için hesaplayacağız arkadaşlar. Siz bunu artık yapın. Şurası 0.15 çıktı. Yine hesapladık. Şurası 0.1'den küçük çıktığı için 0.1. Şurayı da hesapladık 0.1 çıktı. Şimdi bunları hesapladıktan sonra ne yapmamız lazım? Bizim MG değerimiz vardı momentte. Şöyle çizdik. MP momentimiz vardı. Biz ne yapacaktık? Şuradaki momentleri hesaplayacaktık. Bakın her açıklığın hem sol tarafı hem sağ tarafı hem de ortası için momenti hesaplayacaktık. Yazdık. Ne yapacağız? Her açıklığın hem sol tarafı hem sağ tarafı için moment hesaplayacağız. Yine her açıklığın açıklık ortası için moment hesaplayacağız. Şimdi biz bu momentler için ne demiştik? Demiştik ki şöyle yazayım. Şöyle görünsün arkadaşlar. Bakın her bir açıklığın hem sol tarafı hem sağ tarafı için biz ne yapacağız? Moment hesaplayacağız. Şimdi biz bu açıklığın sol tarafı ve sağ tarafı için moment hesaplarken yani şuradaki M1 ve sol taraftaki ve sağ taraftaki momentler birbirine eşit olacaktı. Biz bunu hesaplarken ne yapacaktık? Diyecektik ki hesap yükü. Biz hesap yükü biz önce ne yazdık? Şuraya getirdik. PM'de moment için bulduğumuz hesap yükünü kullanacağız. Hesap yükü çarpı hesap açıklığının karesi bölü 12 idi. Açıklık ortası momenti de neydi? Bunun tam yarısıydı. Yani bir tanesi 12 idi. Bölü 12. Diğer ne olacaktı? 24 olacaktı. Hesap yükü çarpı hesap açıklığının karesi bölü 24 olacaktı. Bakın getirdik. Değerlerini yerine yazdık. Şimdi şuradaki hesap yükümüze baktık. Biz neredeyiz? K1 kirişi. K1 kirişinin hesap yükü 121.11 yazdık. 121.11 çarpı diyeceğiz. Hesap açıklığına baktık. 6.52. 6.52'nin karesi bölü 12 dedik. Hemen bunu hesapladık arkadaşlar. Buraya baktık. Bizim buradaki momentimiz 429.05 çıkmış. Yine yazdık. 121.11 çarpı 6.52'nin karesi bölü açıklık ortası momente bölü 24 diyecektik. Hesapladık burada. 205.90
212 nokta, evet 212 nokta 52 çıktı. 212 nokta 52 çıktı. Yani şu üsttekinin ne olması lazım? Yarısı olması lazım. Şimdi bunları hesapladıktan sonra getirdik, yerine yazdık bakın. Şurası 429.05, 429.05, altına yazayım ben. 429.05, şuraya yazdık. 429.05, açıklık ortasına yazdık. 212.52. Şimdi biz ne yapacağız? Her biri için yine şu sağdaki momentleri hesaplarken M3 M4 momenti birbirine eşit olacak. Hesap yükü çarpı hesap açıklığının karesi bölü 12 olacak. Şu açıklık ortasının momentini bulurken ikinci açıklığın açıklık ortası momenti. Bunu da bulurken ne yapacağız? Soldaki ve sağdakinin yarısı olacak. Şunu hesapladık işte 57.19 çıktı. Hesapladık 28.6, 57.19. Üçüncü açıklık için hesapladık. 454.53, 227.27, 454.20, 53 çıktı bakın. Şu açıklık ortası momentlerini şöyle belirledik. Bir sefer biz bu momentleri hesapladıktan sonra ne yapacağız? Bulduğumuz momenti üst tarafı taşıyacağız. Biz bu üst tarafı taşırken ne yapmıştık? Yük oranı kullanmıştık değil mi? Bakın yük oranı. Yine yük oranı için biz ne demiştik? Yük oranında hani kirişin üzerinde duvar varsa yoksa biz ona göre iki tane farklı yük oranı hesaplayacaktık. Tüm kirişlerimizin üzerinde aşağı yukarı yük vardı. Şu koridor dışındaki tüm kirişlerimizin üzerinde yük vardı ama bir aksına baktığımız zaman bir aksında üç kirişimizde hani üç kirişte dış cephede olduğu için dış cepheyi de kapattık, duvarla kapattık. Duvarla kapattığımız için de her birinde duvar yükü olması lazımdı. Biz burada yük oranını hesaplarken ne diyecektik? Diyecek ki yük oranı eşit olacaktı. Ölü yük bölü hesap yükü. Ölü yükü zaten vermiştik. Hesap yükü neydi? Artık şu moment için bulduğumuz hesap yüküydü. Art edecektik. 0.71 eksi yine ölü yük bölü hesap yükü çarpı diyeceğiz. Kirişin yükü artı duvarın yükü bölü PM'de dediğimiz yine bizim şurada bizim hesap yükümüz. Bak şurada bizim bulduğumuz hesap yüküydü. Şunlar ölü yük, hesap yükü. Hesap yükünü bulmuştuk zaten. Hesap yükünü bulurken ne yapmıştık? Demiştik işte 1.6 çarpı G0 artı Q0 artı 1.4 çarpı G0. Şunu da şöyle hesaplamıştık. Buna siz bakarsınız şeyde, notlarınızda. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi siz bunları yaparken tüm kirişlerin zaten her bir hafta biz ne yaptık? Tablo oluşturduk. Bu tablonun sonunda neyi kullanacaksak onları yazmıştık. Bizim şu bulduğumuz yükler bakın şuradaki şunlar ilk hafta yaptığımız işlem. Ölü yük zaten verilmişti. Biz onun hesabını yaptık. Hesap yükünü her bir döşeme için ayrı ayrı bulduk. Ölü yük, hesap yükü. Biz ne yapmıştık yine? Kiriş yükü ve duvar yükü hesaplamıştık. Biz bu kiriş ve duvar yüklerini nerede hesapladık? Döşemelerden kirişlere gelen yüklerde işte üçgeni hani hatırlarsınız trapezi biz düzgün yaylı yüke çevirmiştik. Bizim şurada kullanacağımız yine şu duvar yükü, kiriş yükü ne olacak? Düzgün yaylı yük olacak. Böyle ne olacak? Yine PMD dediğimiz değer olacak. Şimdi bir tane kiriş için hesaplayalım. Hesapladık dedik işte bizim şu K1 kirişi için ne hesaplayacağız? Yük oranı hesaplayacağız. K1 kirişi için yük oranı hesapladığımızda K1 kirişimizin ölü yükü 5.72. Bölü diyeceğiz hesap yükümüz 14.09 artı dedik parantezimde açtık bakın. 0.71 sabitti. Eksi dedik 5.72 bölü 14.09 çarpı diyeceğiz. Buradaki kiriş yükümüz 6.55'miş. Duvar yükümüz 20.98. Böyle ne diyeceğiz? PM'de değerimizi biraz önce yazdık. 121.11. Biz bu yük oranını hesapladık. Yük oranımız 0.48 çıktı. Siz ne yapacaksınız? Tüm kirişler için, yani tüm açıklıklar için bu yük oranını hesaplayacaksınız. Duvar varsa farklıydı. Duvar yoksa da daha farklıydı. Biz bunları hesapladık. Şimdi getirdim. Bu hesapladığımız değerleri yazdık. İşte şurada. Bakın şuraya getirdim. Şuradaki değerleri yerine yazdım. Dedim ki bizim şuradaki yük oranımız hesapladık 0.48. İkinci açıklıkta yük oranımız 0.5. Şöyle belirteyim yük oranları. Çünkü biz bunları da kullanacağız. Büro metodunu hatırlarsınız. Hepsini de hesaplamıştık 0.47. Hemen bu sefer ne yapacağız? Bak şuraya baktık.
şu alttaki uç momentler, yani en sağda, kirişin en solundaki ve en sağındaki momentleri bu yük oranlarıyla çarpıp üst tarafı taşıyacağız. Bakın ne yaptık? Şunu yük oranıyla çarptık, üst tarafı taşıdık. Üst tarafı taşıdığımız zaman 205.94. Yine sağ taraf da aynı olacak. 205 nokta, çünkü aynı açıklıkta, 94. Biz şuradaki yükü yine yük oranıyla çarptık, üst tarafı taşıdık. Üst tarafı taşıdığımız zaman 28.59. Sol uç sağ uç birbirine eşit olacak. 28.59. Yine yük oranını çarptık, yazdık. 213.63. 213.63. Şimdi bunları hesapladıktan sonra biz ne yapacağız? Neleri yazacağız? Bu sefer geldik, dedi ki, bakın şunları yazdık. Şu ikisi aynıydı. Kümene ile gösterdiğimiz bir tane değer vardı. Bu değer neydi? Biz biraz önce ne hesapladık? Bakın şurada hani dedik ya, moment dağıtacağız. Moment dağıtırken ne yapacaktık? Şuradaki katsayıları kullanacaktık. Şimdi bu katsayıları kullandık. Biz bu katsayıları kullanırken ne yapacağız? Bir tanesi için, bir ilk açıklık için hesaplayacağım arkadaşlar. Bakın şurada, değil mi? Hem sol uçta hem sağ uçta şu MN dediğimiz değeri hesaplayacağız. Biz bu değeri hesaplarken şurada hemen size göstereyim. Bakın şuraya baktık, dedi ki bizim hesaplayacağımız şu MN1 değeri. Biz bu değerleri hesaplarken ne yapmıştık? Hemen gelmiştik, şuraya bakmıştık. Bakın biz şu değeri hesaplayacağız. Yani bizim ne yapmamız lazım? Şu üsttekine bakmamız lazım. Şu MN1 değerini hesaplarken biz çapraza gelecektik. Çaprazdaki momente bakacaktık. Yine şu çaprazda çaprazı çıkaracaktık. Şu üst taraftaki sayıyla çarpacaktık. Öyle değil mi? K sayısıyla yarısını alıp alt tarafı yazacaktık. Bakın ne yaptık? Hemen onları getirdik, yazacağız. Diyeceğiz ki, bakın çapraz gittik, çapraz gittik, çapraz gittik, getirdik yerine yazdık. Hemen yazdım şurada. MN1 değerimizi hesapladık. Çaprazındaki değere baktık. 429.05. Eksi dedim, çaprazındaki moment 28.59. Çarpı dedim, çaprazındaki katsayı 0.1. Bir de bölüneğimiz vardı, 2 vardı. Biz bunu hesapladık. Hesapladığımız zaman 20.02 çıktı. Bu sefer hemen geldik. Sağ taraftaki MN2 değerini hesapladık, dedik. Bakın ne yaptık? Momentleri dağıttık. Şimdi bu momentleri dağıtıp bunları toplayıp düzelteceğiz. Hemen geldik, şuraya baktık. Şunun çaprazındaki momente baktık. 429. Çaprazına baktık. Moment 0. Çaprazına baktık. K'mız 0.1. Yazdık, dedi ki 429.05 eksi moment 0'dı çarpı 0.1 bölü 2 dedik. O da bunun yarısını verdi. Yarısı da neydi zaten şunun? Hesapladığımız zaman, hemen şuraya bakalım arkadaşlar. Şunu hesapladığımız zaman 21.45 çıkmış. Şimdi biz bu değerleri bulduk. Bakın bu değerleri getirdik, yerine yazdık. Sol taraf şurası 20.02'ymiş, şurası 21.45'miş. Şimdi bunları hesapladıktan sonra bizim ne yapmamız lazım? Şu momentleri ortaya taşımamız lazım. Değil mi? Bakın açıklık ortasındaki şu MN dediğimiz değeri hesaplayacağız. Şimdi biz bu değeri hesaplarken ne yapacaktık? Diyecektik ya, bak şuraya yazdım. Açıklık ortasındaki momenti hesaplarken ne yapmamız lazım? Sol taraftaki momente baktık. Bakın arkadaşlar, bizim sol tarafı var. Şu bu açıklık ortasını bulacağız ya. Açıklık ortasının sol taraftaki momente baktık. 20.02 çarpı diyeceğiz. Şu 20.02'nin üzerindeki katsayıya baktık. 0.1. Bunu 1 arttırıp yarısını alacaktık. Bakın bu ne oldu? Şu sol taraftan gelen moment oldu. Bir de ne olması lazım? Şu sağ tarafta 21.45'in ortaya etkisini hesaplamamız lazım. Artı dedik. Sağ tarafı geldik. Sağ taraftaki momentimiz 21.45 çarpı dedik. Hemen üst tarafı baktık. Bakın bu 21.45'in üzerindeki katsayıya baktık. Üzerindeki katsayı 0.1. 1 arttırdık. Yarısını aldık. Hesapladık. Bu da 22. ne çıktı? 81 çıktı. Getirdik, geldik. Dedi ki bizim şuradaki momentimiz de 22.81'miş. Şimdi siz diğerlerini de hesapladınız. Ben direkt değerlerini yerine yazacağım. Şurası -11.73 çıkmış. Şurası -13.94. Şurası -12.35. 22.73. 24.22. 21.3 çıktı. Şimdi bunu hesapladıktan sonra ne yapacağız? Tablona yukarıdan aşağı doğru geleceğiz. Diyeceğiz ki toplam momenti bulmamız lazım.
Ne yapacağız? Toplam momenti bulacağız. Şöyle getirdik, çizdik hemen. Şunu yazdık. Dedik ki toplam moment. Toplam momenti bulurken ne yapacaktık? Üstteki momentleri alt alta, taraf tarafa toplayacaktık. Şurayı topladık işte. Şu üstteki momenti, alttaki momenti topladık. 449.07 çıktı. Şu bulduğumuz momentleri hesapladık hemen. 237.33. Üst taraftaki momentleri hesapladık. 450.5 çıktı. Üstteki momentleri hesapladık. 45.46. Arkadaşlar şu açıklık ortasında şu negatif çıktığı için moment azaltması yapmayın. Moment azaltması yaptığınız zaman donatı azalacak. Biz donatı azaltmayacağız. Direkt üstteki şu alttaki şu değer negatif çıktığı için üstteki değerin aynısını alın. 28.6. Şuraya geldik. Sağ tarafa baktık. Bizim sağ tarafta şurası yine 44.86. Taraf tarafa topladık. 477.26. Yine taraf tarafa topladık. 251.49. Son olarak taraf tarafa topladık. 475.83. Şimdi bunları hesapladık. Bu sefer diyeceğiz ki bizim düzeltme momenti bulmamız lazım. Bakın. Şimdi mesela ne yapacağız? Şuradaki mesnette moment hesaplayacağız. Şimdi mesnetin sol tarafında 450, sağ tarafında 45. Hangi momenti kullanacağımızı bulmamız lazım. Biz diyeceğiz ki bu momentleri bir defa denkleştirmeye çalışalım, dengelemeye çalışalım. Ya da ne olacaktı? Hani biz betonarme dersinde bunları zaten yapmıştık. Biz bu momentleri yaklaşık olarak birbirine eşitlemeye çalışmıştık. Hemen geldik yazdık. Dedi ki düzeltme momenti. Şimdi biz bu düzeltme momentlerini hesaplarken yine ne yapmıştık? Düzeltme momentlerini. Daha önceki biz tabii böyle çerçeve sistem çözmediğimiz için ne yapmıştık? Sonuçta sıfırda başlamıştık ama bu sefer bizim ne oldu? Hani biz demiştik ya çerçeve sistemlerde ne yapacaktı? Şu düğüm noktaları birbirine moment aktardı. Bu moment aktarma